Abi, Haşmet Gürkan geldi. Gördün Rıfkı. Nasıl izin verebiliyorsun böyle bir rezalete? İstiyorsan durduralım abi. Gerek yok. Sabri'ye bir çay ikram et. Bizim Fuat'la konuşacaklarımız var. Dinliyorum. Önce izleyeceksin. Yaşar çok geveze çıktı Fuat. Her şeyi bir bir anlattı. Yaşar'ı ele geçirmişsen istediğini söyletmişsindir. Neyini izleyeceğim? Burak'ın Yaşar'ı beni vurması için emrettiğini söylediği yere kadar izle yeter. Haşmet Ağa'yı görünce Burak Bey'i aradım. Burak Bey, Haşmet Ağa burada, sıkamam dedim. İkisine de sıkacaksın. İkisini de bitireceksin, yoksa seni yaşatmam dedi. Bir Yaşar'ın sözüyle benden oğlumun kellesini mi istemeye geldin? Ne malum bunları Yaşar'a senin ezberletip söylettirmediğin? Doğru. O zaman şöyle yapalım. Ben Yaşar'ı kulağından tutup getireyim. Galip bir dinlesin. Şeymuz bir tartsın. Mithat karar versin. Bakalım ben mi ezberletmişim yoksa sık emrini Burak mı vermiş? Ne dersin? Bu mesele ikimizin arasında. Diğerlerini karıştırma. Ben de tam böyle düşündüm. Yoksa kalkıp ta buralara kadar niye geleyim? Ne istiyorsun? Vallahi önce canın sağlığını. Çünkü sen başlarında olmazsan bu çocuklar tümden sapıtacaklar. Burak'ın hali Arap. Kafayı kırdıkça benim kapıma dayanıyor. Hep Halide'nin etrafında. Önce o konuyu bir çözelim. Burak Halide'den uzak duracak. İkinci mesele. Ali Rıza Altay. Bilirsin ben kimseye borçluk almayı sevmem. Bu çocuğa bir can borcum var. Kardeşim olarak bu borcu ödemek sana düşüyor. O mevzuyu uzatan sadece Burak değil. Taksici de gereksiz yere ayağımıza dolanıyor. Ben o konuyu hallederim. Ali Rıza seninle husumetini bitirir. Ben taksiciyle çok konuşmaya çalıştım ama laftan anlayan bir adam değil. Sen nasıl ikna edeceksin? Ali Rıza Altay artık benim sağ kolum. Ben ne dersem onu yapacak. O konuda bir endişen olmasın. Nasıl yapalım? Bu konuyu aramızda halletmek konusunda mutabık mıyız Fuat?
anlaşılamıyor mu? Yok anne. Su. Ne oldu kızım? Bırakmıyorlar mı? Yok, bırakıyorlar. İşlemleri yapılıyor şimdi. Ben ondan size haber vereyim dedim. Ay çok şükür. Ha, Mert. Enişte. Annemle ablamı niye getirdin? Kusura bakma. Alışkın olmadığın için böyle yerlere. Bir iki defa girip çıkarsın ondan sonra evde bekleriz biz seni. Sen bizi karakolun kapısına diktin. Özür dileyeceğine bir de konuşuyorsun. Anacığım. Ben sana bu evi sattırmam dedim ama. Yalçın. Bu şerefsizlere dedim. Kendine gel. Ne yapıyorsun lan sen? Kendine gelsen. Eşkıya mı olacaksın lan sen başımıza? He? Seni çıkarttığıma pişman etme. Ne yapıyorsun karakolun önünde? Ha tamam. Milletin içinde konuşmuyordum şimdi. Siz geçin eve ben sonra gelirim. Bana bak. Bir arabaya canımı sıkma. Abine hesap vermeden burnunu çıkarmayacaksın, anlaşıldı mı? Yürü. Hadi kancım, uzatma, yürü. Yürü. Kıvaşkan, böyle gidiyoruz da nereye gidiyoruz? Birazdan öğreneceksiniz Burak Bey. Ben şimdi öğrenmek istiyorum. Babanız bizzat söyleyecek. Buyurun. Tut. Sen benim oğlumsun diye, sana zaafım var diye zannediyorsun ki senin canını yakamam. Öyle mi? Ama yanılıyorsun. Can yakmanın 1000 tane yolu var evlat. Baba ne oldu şimdi ya? Niye böyle davranıyorsun? Söylediğin yalanın bedelini Haşmet bana çok ağır ödetti. Şimdi sıra sizde. Baba, bir bedel ödenecekse bunu ben öderim. Sıra sana da gelecek. Ama öncelik Fikret'te. Baba, Fikret'in bir kabahati yok. Bir telefon açıp bana durumu anlatamıyorsa o zaman